Yeni bir gün arkadaşlar. Kafeleri koyduk. Berlin'de olduğu gibi keklerimizi de aldık. Hava çok sıcak. Ben de birazcık kendimi yaktım. Daha ilk günden Rivian da beni o kadar uyardı. Çağlar. Ondan sonra böyle yan. Şurada da dalıyorlar. Dün de başka bir adam şurada köşeye gelip dalmıştı. Şimdi iki kişi geliyor. Ortam bu. Sol tarafımızda komple deniz. Gündüzde gördüğümüz bir yat var. Dolaşıkları açmış burada. Bir yana midyeli bir şey aldı. Bunun ilginç yanı şu. Karnelinin üstüne Antep fıstıklı sosla makarnayı veriyorlar. Bir yana da beyaz şarap. İkincileri söyledik. Arkadaşlar totalde 77 euro tuttu. Buranın ünlü bir kilisesi var arkadaşlar. Daha önce görmüştük. Oraya gidiyoruz. Bu yol galiba oraya çıkıyor. Bu arada Sicilya'nın şeyi bu. Maskotu bunlarmış arkadaşlar. Bu kadın ve bu erkek. Eğer hikaye yanlış hatırlamıyorsam Vivian anlatmıştı bana. Adam, erkek olan bizim bu kadını ağlatıyor. Ondan sonra bu kadın da bu adamın kellesini koparıyor falan. Öyle manyak hikayeleri var. Bakalım bu sokaktan biz de iktifa ediyoruz. Bu arada ben biraz komik gözüküyorum. Size tipimi göstereyim mi? Omuzlarımdakini görüyor musun? Çanta taşımam şart. Sadece bir tane alışveriş merkezi var arkadaşlar. O da şehrin biraz dışında. Mecbur herkes oraya gidiyor, oraya yürüyoruz. Bu da aşağı yukarı 800 metre. Sadece gitseniz gelseniz 800-1600 yapıyor zaten. 2 kilometreye yakın. Ya. Şey diyor Viviana, turistler diyor bunun önüne gelip fotoğraf çektiriyorlar ama aslında İtalya'da çok sıradan bir şey dedim. Bizim Türkiye'de böyle. Bilmiyorum artık sokak satıcıları kaldı mı da. Önceden bizi de böyle sokakta satıyorlardı bak. Önümde kadın onu çok enteresan buldu. Fotoğrafını çekiyor. Görmemiş bu Avrupalılar ya. Yemin ederim hiçbir şey görmemişler. Bu bile enteresan geliyor. Özellikle kuzeyden gelenlere. Ya tam Sicilya işte ya. Hani bu Godfather'da falan gördüğümüz görüntüler var ya. Kayalar, mayalar. Özellikle Godfather'ın ikinci filminde Sicilya'da geçiyordu olay. Buraya oturduk. Çünkü manzarası çok güzel. Ama adamlar inanılmaz amatör ya. Türkiye'deki gastronomi yemin ediyorum hiçbir yerde yok. Servis kültürü, her şey hızlı, tak tak tak, buyurun efendim ne istiyorsunuz, tak tak hemen getiriyorlar, temizliyorlar falan. İtalya'da felaket. Arkadaşlar burası o kadar tarihi ki, şu gördüğünüz yapı abi neredeyse 1000 senelik. İnanılmaz bir şey değil mi? Tam o filmlerde gördüğümüz Sicilya atmosferi. Muhteşem. Vivian dedi sana buraya özgü bir şey daha göstereyim mi? Çok değişik hani Almanya'da göremeyeceğin göster dedim. Dükkanın içine girdik şurada köşede. Girdik Vivian bana sadece şey gösterdi bak bunun içinde şu var falan derken. Adam geldi kibarca şey dedi. Erkeğin üstü çıplak hani olmaz kabul edemeyiz böyle dedi. Bunlar çok tutucu arkadaşlar burada Sicilya'da acayip tutucular. Dün de aynısını alışveriş yaparken gördük. Bir baba kızıyla yürüyordu. Kız dediğim şu kadar küçük yani ilkokul çocuğu. Normal bikinisiyle denizden çıkmış. Babasıyla alışveriş yerine giriyordu. Yaşlı bir adam bastonuyla yürüye yürüye geldi dedi ki kızına dedi bu şekilde burada şey yapma buraya alışveriş şeyine getirme dedi adama. Adam da dondu kaldı. Vivian dedi baksana ya ne kadar tutucu bunlar hala. Buradaki yaşlılar falan inanılmaz tutucu yani. Deniz kenarında yaşamalarına rağmen kız çocuğunun, genç kız değil yani çocuğun normal bikini şeyle markete girmesini adam istemedi yani. Kızın da babası havlu çıkardı, kızı havluya sardı, öyle soktular. Böyle tutucu burası. İtalya'nın güneyinde zaten kadın olmak bayağı zor. Kadınların çok bir maalesef değeri burada yok yani. Hala aşamamışlar onu. Neyse Vivian'ın yanına gideyim. Bu sokaklara daha önce girmemiştik. Çevreyi tanımak için biz de yürüyoruz. Biri hediyelik eşyalara bakıyor. Ama şu hediyelik eşyalara bakmayı hiç sevmiyorum ya. Bu arada burada bisiklet, motosiklet çok yaygın. Özellikle şey küçük motosikletlerden. Bak sokaklar hep böyle gidiyordu aracık. Bunun sonunda deniz var. Abi sahile geldik tekrar. Sonunda inebildik. Rüyanı ikna edebildim. Dedim bebeğim lütfen hediyelik medyelik. Akşama doğru bak cayır cayır yanıyoruz arkadaşlar. Sicilya 41 derece her gün. Akşamda genelde 22-23 derece falan oluyor. Benim için uygun. Ben gayet rahat uyuyabiliyorum. Vivian da öyle. Şehire geldiğimizden beri en çok duyduğum
duyduğumuz dil birincisi tabii ki İtalyanca. İkincisi en çok Almanca duyduk. Alman turisti çok fazla var. Hani bize nasıl gurbetçiler var ya, onlar hani Deutsch Türk mü deniyor. Burada da Deutsch İtalyana, yani yarı Alman yarı İtalyan çok fazla var. Abi tam biz buraya gelmeden sabahı üniversitede şeyim vardı. Seminerim vardı. Yani vah çok rüzgarlı ya. Olmazsa rüzgarsız bir yere gittiğimde muhabbeti oradan devam edelim. Aslında güzel çekimler yapıyordum ama bugün biraz çekim açısından piç oldu açıkçası. Bu alışveriş olayı bizi çok bunaltıyor çünkü abi bu şehirdeki tek alışveriş şeyi burası büyük, hani böyle market anlamında. Diğer böyle küçük küçük başka hani bizim bakkallara benzeyen yerler var ama mesela diyelim zeytinyağı 2 euroysa oralarda 15 euro. 15 abartmıyor fiyatlar böyle. Almanya'da bile 15 euro zeytinyağı görmedim yani. Böyle salatalık gördünüz mü? Günde iki kere alışverişe gidiyoruz arkadaşlar. İtalya'da sular içilmiyor. Kahve bile yapacağımız zaman musluktan kullanamıyoruz. O yüzden zaten 41 derece. Günde iki kere geliyoruz, böyle mahvolduk. İşte bu alışveriş yapmaya gittiğimizde arkadaşlar bizim eşyaları bırakıyoruz buraya sahile. Önce çalınır mı malınır mı dedik. Baktık çalınmıyor abi. Bu arada Depol'dan sonra Palermo'ya geçeceğiz. Mafya tarafından en çok öldürülen savcı mı hakim mi olan şehir. Yani tam mafyaların en çok hakim savcı öldürdüğü şehir, öyle söyleyeyim size. Aşağı yukarı. Şimdi biz buna kapak bulamadık dün. Mantarı açtıktan sonra böyle artık idare edik. Peşte soktuk. Aslında yapmamamız lazım. Tam bununla bunun arası bir şey olması lazım. Bu biraz baskın geliyor, o yüzden biraz daha zevkli koyacağım. Bakıyorum. Bu güzel. Rengi bu olacak abi. Ne kırmızı ne tam turuncu. Gerçi şu an turuncu gibi gözüküyor da kameranın ışın, bu yukarıdaki ışıktan dolayı. Bugün şunu gözlemledim. Aslında dün geldiğimizden beri. Yani İtalyancadan sonra en fazla Almanca duydum. Almancadan sonra da en fazla İspanyolca duydum. Şeyi çok saçma buluyorum bazı Avrupalı turistlerde. Biliyorsun ki burası cehennem. Yani sıcaklık anlamında. Abi her gün 40. Hani hissedilen 41 değil. Termometrelerde 41 gözüküyor. Hissedilen 43-44 falan. Harbi cehennem yani. Saat böyle 12 ile 3 arası dışarıda olmak istemiyorsun. Neyse hani bu belli. Buranın coğrafyası bu. Yani işte özellikle mesela Almanya'dan gelen turistlerde şey görüyorum. Hani tabii ki fizyolojileri buraya el vermiyor. Bembeyazlar, terliyorlar. Hep of bu. Sonuçta Almanca anlıyorsun. Hep şikayet ediyorlar abi. Yan masadaki şikayet ediyor of baba. Ya öbürü şikayet ediyor of baba. Öbürü şikayet ediyor of güneş. Abi niye geldin? Çok saçma ya. Yani buranın hani 41 derece her gün olduğunu bilerek buraya gelip bundan şikayet etmek. Yani bu şey çok, Kuzey Avrupalılarda çok oluyor bu. Bilmiyorum Danimarkalılar, Norveçliler falan nasıl. İkincisi arkadaşlar İspanyolca olayı. Kursa yazıldım, daha kaç sene önce yazıldım. O olmadı, üniversiteyle uyuşmadı. Sonra üniversiteyle uyuştu, işle uyuşmadı. Sonra biliyorsunuz daha önce kız arkadaşımla yapmaya çalıştık. Onda da hiç öğretemiyordu yani. İşte onunla olmadı falan filan. Şimdi Viviana ile beraber istiyoruz. Öğrenmek istiyoruz ama benim şu an hem üniversite artık son bir senem. Yani hem üniversite hem şey İspanyolca dersine ne zaman gideceğim, ne ara gideceğim falan filan, hani olur mu olmaz mı kafamda böyle hani sürekli onun şeyini yaşıyorum. Ama bugün tekrar gördüm. Abi İspanyolca biliyorsunuz var ya, dünyanın neresine giderseniz gidin şanslısınız ya. Yani herkesle abi herkesle diyaloğa girme, muhabbet etme şansınız var. Bak dün çok meşhur bir İtalyan restoranına gittik. Yine çalışanların yarısı İspanyolca biliyor, yarısı hani İtalyan. Bugün kilisenin önünde fotoğraf çekiyoruz işte Viviana ile. Ondan sonra orada bir Güney Amerika'dan gelen işte çift, bizim hani İspanyol olduğumu zannettiler, benim İspanyolca konuştular falan. Sonra işte aa yok İspanyolca bilmiyor musunuz falan filan. Ama hani İspanyolca bilsen adamlarla hemen diyalog kurulacak. Sonra böyle başka bir tane işte aile geldi, fotoğrafımızı çeker misiniz falan dediler. 5-6 kişi, onlar böyle önce İspanyolca laf etti falan, hani laf attı böyle, dedi kız arkadaşın çok güzelmiş falan dedi. Bu arada Viviana duştan çıkmış, beni izliyor, gülüyor. Baby come to Favis mi herhalde. What did you do? Neyse işte onlar come on. Saçma sapan hareketler yapıyorlar. Neyse işte o. Baby come. Deli. Bist du fertig? Ja, okay, ich bin im Parlamenten fertig. Ja, mach die Tür zu bitte. İtalya gelsin. İşte Sicilya bak, ben çok tipik bir İtalya değilim.
Hani İtalya'nın en aşağı bölgesi, yani Sicilya'da çok hani Araplardan, Türklerden kültür olarak etkilenmiş bir yer. Yeme içme tarihsel olarak. Allah, arkada bir şeyler döküldü ama. Baby salisi manang? Okey. Ama burada bile abi İspanyolcanın geçerliliği var. Yani arkadaşlar demem o ki İspanyolcayı ne yapıp edin abi, öğrenin. Ya İspanyolca gerçekten İngilizce kadar, nasıl söyleyeyim size, cebinize şey, kolunuza altın bilezik, altın bileziğinizi takın abi. Bir de üniversiteden bir şey paylaşmak istiyordum muhabbetle ilgili ama yavaştan bir hazırlanıyor, ben de hazırlanayım. Onu da onu bir sonraki videoya bırakayım. Laborada, lá no mofo que pede essa, ninguém chora numa tristeza.